Merhaba arkadaşlar. Bugün başlangıçlardan biraz söz edeceğim. Başlamak. Bazen böyle en zor kısmı o başlamak işte. Yani mesela sabah kalktınız, ben bir yazı yazmak istiyorum ben mesela. Medium'da açtım sayfayı, hiçbir şey aklıma gelmiyor. Beynim bomboş böyle. Beynim direniyor. İşte bir şey yazmak istemiyorum. Her şeyi yaparım ama yazmayı yapamam gibi geliyor. Erteliyorum. Bütün gün, bazen günler geçiyor, yazamıyorum mesela. Yani bu bir büyük bir problem değil mi? Bir şey yazmak istiyorsun ama bir türlü başlayamıyorsun. Mesela bir kitap başlamak istiyorsun. Kitabımı yazacağım diyorsun ama yıllar geçiyor. O kitaba hala hiç başlamamışsın yani. Ya da işte bir sanat eserimi üreteceğim, kendi sanatımı üreteceğim diyorsun. O gün asla gelmiyor. Bir gün diyorsun ki şunu yapacağım. Bir gün işte girişimci olacağım, kendi şirketimi başlatacağım. İş kuracağım diyorsun. O gün asla gelmiyor. Bir gün gelecek diyorsun, bir dil öğreneceğim. İşte kendime yatırım yapacağım, kendime daha fazla zaman ayıracağım. Bir gün gelecek diyorsun, işte böyle hayallerim var. O hayallerimin peşinden gitmek için adım atacağım. Ama o gün asla işte gelmiyor çoğu zaman. İşte burada başlamak en büyük şey, sorun. Yani başlayamıyoruz ve yeterince şey yapamıyoruz. Yani böyle ümitle, delicesine, deli cesaretiyle başlamak gerekiyor. İşte Mel Robbins'in bununla ilgili çok güzel bir kavramı var. Diyor ki, şöyle diyor, 5 saniyeniz var diyor. Çok güzel bir fikriniz var. Bir şeye başlamak istiyorsunuz. Hemen deli cesaretiyle atılmak için diyor, ona 5 saniyeniz var. 5 saniyede atılacaksınız ve yapacaksınız onu. Yani 5 saniyede harekete geçtiniz, geçtiniz. Eğer 5 saniyeden fazla duraksarsanız, ya acaba şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Acaba şöyle mi gitse, böyle mi? Hani kafanızda bir sürü problem olacak. Şüpheler oluşacak. İnsan beyni paralize ediyor. Çok fazla analiz yaptığınız anda siz paralize oluyorsunuz. Harekete geçemiyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Acaba şöyle mi? Acaba böyle mi? O 10 kere 10 farklı şeyini düşün. 100 kere düşün yani aynı şeyi. Ya 100 kere düşüneceğine bir kere harekete geçseydin ya. Yani bunu hep hayatımızda yaşıyoruz, öyle değil mi? Mesela büyütüyoruz gözümüzde, her şeyi büyütüyoruz. Aa, bunu böyle mi yapsam, şöyle mi yapsam? Kararsızlık, orada kaldın. Kara deliğin içinde kayboldun zaten. Ya en iyi yolu, yöntemi bulacağım diye uğraşmana gerek yok. Tam biraz oku bununla ilgili, dünyada neler yapılmış bak. En iyi yapanlar kimler, bunlardan örnek al. Evet, ama bir noktada mutlaka harekete geçmen lazım arkadaşım. Yani erteleyemezsin artık bunu. Hemen atla, yap artık. Ne yapacaksan bir an önce yap. Harekete geç. 5 saniyen var yani. 5 saniyede ne yapmak istiyorsan ufacık adımlarla başlayacaksın. Böyle bütün büyük kompleks resmi görmene gerek yok. Yani bütün, sen mesela Everest'e tırmanmak istiyorsun. Everest'te acaba şu yoldan mı, bu yoldan mı, ya kaç bin adım eder bu? Onu hesapla. Günlerce düşün, çıkamazsın işin içinden. Ya bunun çözümü şu. Everest'in eteğine gideceksin, bir adım atacaksın, bir adım daha atacaksın, bir adım, hemen başlayacaksın. Ya yolda, kervan yolda düzülür yani. Hani bir şekilde tırmanmaya başlasan, her gün birkaç adım atarsan zaten Everest'in tepesine ulaşırsın. Kendi Everest'ine ulaşırsın zaten. Yani en iyisini yapmana gerek yok. Ufacık başla. Bir yerden başla. Devamı geliyor zaten. Ya yolda öğrenirsin, daha iyisini yaparsın. Ya şimdi güzel adım 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 ama bir yer, ikinci adım daha güzel olacak dersin. Aynı şekilde mesela ben Medium'da çoğu zaman yazmak istemiyorum yani. Zorla açıyorum sayfayı. Ve ilk başta işte ilk bir 5-10 dakika çok zorlanıyor. Ama sonra iyileşiyor arkadaşlar. Onun için hemen harekete geçmek gerekiyor. Hemen harekete geçin 5 saniyede.